arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir yelek çalışması yapacağız yeleğimizde çam modelimizi kullandık ve iki renkli olarak modelimizi örerek yeleğimizi tamamladık şöyle bakalım iki rengimi kullandığım için iplerimin her ikisini de bitirmedim bakınız iplerimden mavim biraz daha az kaldı beyazımdan epeyce var neredeyse tam tersi örerek kullanacak olursak bir yelek daha çıkabilir Beyazımızı ana renk olarak, mavimizde yardımcı renk olarak kullandığımızı düşünürsek. Tabi e, iplerimizin metresini alırken dikkat edelim. 100 gramın metresi 350 civarındaydı. Bu 250 civarında olan e, iplerimizin her ikisi de bu yeleği ördüğümüzde bitecektir. Lütfen e, bunu da göz önünde bulunduralım. Yeleğimiz 0-1 yaş grubu için hemen ölçülerine bakalım. Düğmelerim takılı bir şekilde ölçümü vermek istedim. Şimdi en üst bölümden ölçmeye başlıyorum. En üst bölümden şöyle mezurumun ucunu koydum. En uç kısma kadar şöyle bakacak olursak 35 santim. Kol altından ölçelim. Kol altından şuradan ölçüyorum. 22 santim. Genişliğimizi ölçelim. Genişliğimiz ise 28 santim. Bakın genişliğimiz 28 buçuk da diyebiliriz çok rahat bir şekilde bir yaş civarı çocuklarımıza olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Nako'nun bebe ipi ile rekor ipini kullanıyorum. Renk numaramıza bakalım. 1256 numaralı renge sahip 100 gram ve 360 metreden oluşmakta. Diğer ipimiz beyaz 208 numara aynı şekilde 100 gram ve 360 metreden oluşmakta. 3 numaralı da tığımla yeleğimizi örüyorum. Mavi ile roba kısmımızı örmeye başlıyorum. Zincirimizi çekerek örgümüze başlayalım. İlk önce şu şekilde düğüm atıp sıkıştırıyorum. Ve şöyle biraz rahatlattıktan sonra ilmeğimizi zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 78 tane zincirimizi çekelim. Evet şimdi 2 tane de zincir ilave edelim. 78'in üzerine önce 1, 2 diye geriye çıkıyorum. 2 tane geriye çıktım. Üzerine 1, 2 tane trabzanımı ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane trabzan var. Tığımın başını doluyorum. Dördüncü trabzanıma gelerek batıyorum. 3 defa da trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Yanındaki zincire girerek 3 defa da örüyorum. Toplamda 14 tane trabzanımızı önümüz için örelim. Her zincire bir defa batıyorum. 1-2-3 Sayalım. 2-4-6-8-10 4 tane daha örelim. 11 12 13 ve 14 tam 14 trabzanımızı ördüm iki tane zincirimi çekiyorum 1 2 kolumuz için öreceğimiz 14 trabzanımıza başlıyoruz aynı zincir yuvasına batmıyoruz hemen yanındaki zincirimizin içerisine girerek örüyorum aynı yere batmıyorum yanındakine batıyorum toplamda 14 trabzan da kolumuz için birer birer örelim Evet kolumuz için olan bölümümüzü de ördük. Her bölümümüzü iki tane zincirimizde ayırıyoruz. Yeniden bir iki zincirimi çekiyorum. Arkam için 22 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Yine aynı trabzana batmıyorum. Aynı zincire bakınız. Yandaki zincire batıyorum. Ve birer birer örerek yeterli sayıma ulaşmaya çalışıyorum ışığını doluyorum. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. 22 trabzan sayımıza ulaştık. Şöyle göstermek istiyorum. 2 tane zincirimizde kolumuz için olan bölümüme geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batmadan diğer zincirimin içerisine girerek 14 tane trabzanımı örüyorum. Yine aynı şekilde 14 tane trabzanımızı örüp 2 zincirimizi çekelim. Son bölümümüz olan diğer ön parçamızı da yine 14 trabzan olarak örelim ve zincirimizin tamamını örmüş olarak yeniden görüşelim. Bütün bölümlerimizi örerek tamamladım. 14 önümüz, 14 kolumuz, 22 arkamız, 14 ve 14 kolumuz ve önümüz olarak bölümlerimizi tamamladık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Bitirdiğim yönden 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Arkasını çeviriyorum. İkinci sıramı birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Zincir yerime kadar. Her birinin üzerine batıyorum. İlk trabzanımızı zincirden ördüğümüz trabzanımıza sayıyoruz. Şöyle. İkinci trabzan üzerinden başlıyorum. 3 defa da yine çekiyorum. 1, 2, 3. Hepsine üçer şuradaki minik gözlerin içerisine bakın şöyle minik gözlerin içerisine giriyorum 1 2 3 zincirimize kadar örelim 14 trabzanımızın 14'ünü de ikinci sırada ördüm şimdi zincirimin bulunduğu noktanın hemen yanına geldim en son trabzanımı örerek şimdi zincir içerisine iki tane trabzan örerek artışımı başlatıyorum Hemen alttan şöyle kavruyorum. Bir tane ördüm. Tığımın başını doluyorum. Alttan ikinci trabzanımı da örüyorum. İki trabzanımı ördükten sonra bir, iki zincirimi çekiyorum. Yeniden tığımın başını dolayarak kolum için artışımı yapıp kolumu örmeye başlıyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Birer birer başlıyorum. İlk trabzanını ördüm. 2 artışımı yaptıktan sonra sonrasında 14 trabzanımın tamamını örüyorum. Zincir yerimize kadar iki tane artışımızı yaptıktan sonra örerek geldim birer birer. Yeniden ayrım yerindeki zincirimizdeyiz. İki tane artışımı yapıyorum. Kolumuzun hem sağından hem solundan artışlarını yaptık ve şu şekilde tamamladık. İki zincirimi çekiyorum. Yeniden aynı noktaya arkamız için iki tane daha artışımı yapıyorum. Şöyle görelim. İki artış zincirden öncesi kolumuz için de zincirden sonrası arkamız için ve birer birer bütün trabzanlarımı örerek ilerliyorum her bir trabzanımın üzerine bir tane batıyorum ve devam ediyorum birer birer ördükten sonra yine ayrım ve artış yerine gelince iki tane trabzan iki zincir iki trabzanı tıpkı burada ördüğüm gibi örüyorum sonra en son önümüzde kolumuzda da yine aynı işlemi yapıyoruz iki trabzan iki zincir iki trabzan ve önümüzü tamamen ördükten sonra yeniden görüşelim Son trabzanımıza kadar örerek geldim. En son zincirden döndüğümüz trabzanımıza lütfen dikkat edelim. Bunu da örmeyi unutmayalım. Yoksa önümüzde eksilmiş oluruz. Şöyle. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen üst sıraya bakacağız. Ama öncesinde yaptığımız işlemimizi şöyle yere bırakarak görelim. Şöyle daha dönüşü olacak. Evet yakamızın bir ve ikinci sırasını bu şekilde ördüm şöyle bakalım arkamız kollarımız ve önümüz üçüncü sıramıza başlayalım üçüncü sıramızda aynı şekilde bütün işlemlerimiz birebir tekrar ikinci sıramızda yaptığımız gibi trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz ikinci trabzanıma battım aynı yere batmadım Yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak biraz büyütelim. Artışlarımız yeterli olsun. Roba kısmımızdan. Şimdi biraz zincir yerimize gelebilmek için hızlanıyorum. Son trabzanımı ördüm. Yine zincirimin şöyle altından üzerine batmıyorum. Bir ördüm. Bir tane daha ördüm. İki. İki zincirimi çekiyorum. Bir, iki. Yeniden batıyorum. Bir ve iki. Evet bu sıramızı ve bundan sonra öreceğim sıralarımda iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak artalım ve biraz büyüttükten sonra yeniden görüşelim. Robamızı ikişer ikişer artırarak örmeye devam ettik ve 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplamda 8 sıramızı ördüm. 9. sıramızdan itibaren ben başladım önümüzü örmeye. buradan artık kollarımızı birleştirerek şu şekilde bir bütün halinde örmeye başlayacağız. 9. sıramı örerek geldim. Kolumun altının bulunduğu yerdeyim. 2 tane artışımı yaptım ve toplamda 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Kolumun altına istediğim genişliği veriyorum ve diğer bölüm olan ayrım yerine geliyorum. 2 artışla buraya ördükten sonra 1 2. Arkandan birer birer bütün trabzanlarımı herhangi bir işlem yapmadan örerek diğer koluma kadar ilerliyorum. Arkadan birebir bütün trabzanlarımı örerek geldim. Yine artma yerindeyim. Yani hem de ayrım yeri olan kısımdayım. İki trabzanımı örüyorum. Bir ve aynı yere ikinci trabzanımı örerek son artışımı yaptım. Ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Büküyorum. Tığımın başını dolayarak önümden örmeye başlıyorum. Yine zincir içerisine iki tane trabzanımı örüyorum ve birer birer uç kısma doğru ilerliyorum. Son trabzanımıza kadar ördüm. Diğer sıramız için bitiş yönünde 3 tane zincir. Evet bölümlerimize bakalım. 6 tane zincir kol için çektik. Hiç artış yapmadan arkamızı ördük. Tekrar 6 zincir diğer kolaltımız için ördük ve bu şekilde roba kısmımızı tamamladık. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Bir yönünde 3 zincirimiz vardı. Hemen örgümü çeviriyorum. Yanına birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İkinci trabzanın üzerine bir tane trabzan ekledim. Üçüncü trabzanımı örüyorum dördüncü trabzanım 5 yan yana 5 tane trabzanı ördüm zincirimle dahil bir zincir çekiyorum 5 trabzan sonrasında tığın başını dolayarak aşağıdan bir tane atlıyorum diğer yanındaki ilk gelen trabzana batarak yan yana 7 tane trabzanı örüyorum 3 4 5 6 ve 7 yan yana 7 tane trabzanımızı ördüm 2 4 6 7 bir tane zincir çekiyorum aşağıdan yine bir tane trabzan atlayıp yandaki trabzanıma batıyorum ve 7 trabzanımı buradan da örmeye başlıyorum 3 4 5 6 ve 7 görelim yeniden bir tane zincir çekiyorum tığımın başında doluyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum bir atladım diğerine batıyorum ve yeniden 7 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane zincir çekiyorum. Yine bir atlıyorum. Diğer tırabzanıma batıyorum. 1 2 6 tane zincirimiz vardı. Her birine birer tane örüyorum. 2 tane burada vardı. 3 yani iki trabzanın bu tarafta demek istedim. 3, 4, 5. Aynı yere batmayalım. 5, 6, 7. 6 zincir çekmiştim. İki tarafta burada iki tane de burada vardı. Toplamda 7 tane tırabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki zincirim kalıyor. Direkt tırabzanımın üzerinden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine batıyorum ve sıramızın başına kadar bu şekilde 7 tane trabzan bir zincir bir trabzan atla şekliyle örüyoruz son kısımda 5 tane trabzanımızı öreceğiz şu arka kısmı örelim sonrasında yeniden birlikte olalım Uç noktaya kadar örerek geldim. Bakınız 1, 2, 3 tane 7'mizi ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Kenarda 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım kaldığı için bir zinciri çekiyorum. Atlamadan hemen yanına batıyorum. Eğer sizde 6 tane kaldıysa atlayabilirsiniz. Ben de 5 tane kaldığı için atlamadan batıyorum. Siz de ona göre sayıları ayarlayabilirsiniz fazla ya da eksik geldiği zaman evet şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum şöyle kontrolümüzü yapalım daha sonra diğer sıramıza geçelim bakınız 5 tane trabzan 1 2 3 tane yedili grubumuz var burada da aynı şekilde 5 tane trabzan 1 2 3 tane yedili grubumuz var arka önemli değil önlerimizin birebir eşit olması daha önemli arkamız zaten sıramızı takip ederek birer trabzan atlayarak geldik şu şekilde 7 tane trabzan bir kutu 7 trabzan bir kutumuzu ördük kol altlarımıza da aynı şekilde ördüm ve 5 trabzan ördükten sonra modelimizde ikinci sıramızı başlatıyorum tığımın başını doluyorum Hemen zincirimin yanına ikinci trabzanımı örüyorum. Bir tane daha trabzanımı örüyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada kutucuklarımı örmeye başlıyorum. Şurada bir tane kutucuğumuz vardı. Buradaki alt sıradaki tek olan kutunun bir sağına bir de soluna kutu yaparak üç tane kutuya çıkarıyoruz. Zincirimi çektim. Bir atlıyorum. Hemen alttaki kutunun tepesine batıyorum yanındaki bir zincir çekiyorum birebir alttakinin üzerine yine ikinci kutucuğumu oluşturuyorum 3 tane trabzanım bir tane zincir yukarıdan çektim bir trabzan aşağıdan atladım hemen kutumun kenarındaki trabzanın üzerine örüp bir zincir çektim ve diğer yanına battım yeniden bir zincir çekiyorum bir atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve şu şekilde 3 trabzan 3 tane kutuyu örüyorum ve hemen yanındaki trabzanı örüyorum bir sonraki trabzanı örüyorum bu sıramızda 3 trabzan 3 kutu olacak 3 tane yan yana trabzanımı ördüm alttaki 7 tane trabzanımın iki tanesini kutu için ayırıyorum diğer kenardan da 2 ayırıyorum toplam 4 ortadaki 3'ü ise trabzan olarak bırakıyorum bir zincir çekiyorum alttaki 7 trabzanımın bakın bir atlayıp diğerine batıyorum Aşağıdaki kutumun üzerine bir zincir. Hemen ilk trabzana batarak ikinci kutumu yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. 7 trabzanımın bakın birincisini ikinci kutucuk için başlamıştım. Bir atlıyorum. Diğerine batarak 3 tane kutu şekline dönüştürüyorum. Ve aradaki trabzanları yan yana örerek 3 trabzan oluşturuyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız çok kolay. 7 trabzanımız 3'e döndü. 3 trabzana ve 3 erde kutucuğumuz oldu. 3 trabzan 3 kutu. 3 trabzan 3 kutu. Buradaki önemli olan kutularımızın yeri alt sıradaki bir tane yapmış olduğumuz kutunun sağına ve soluna birer kutu ilave etmiş olduk. Şimdi bir zincirimi çekmiştim. Bir tane örüyorum. Tekrar bir zincir kutumun diğer yönüne batıyorum bir zincirimi çektikten sonra yeniden bir atlıyorum 1 2 ve 3 kutumuzun alt sıradaki kutumuzun sağına ve soluna birer kutu yapıp diğer ortada kalan trabzanlarımızı ise üçer örerek sıramızın sona kadar ilerleyelim Trabzan ve kutucuklardan oluşan sıramızı örerek tamamladım. 3 tane trabzanla başlamıştık. Kutucuklarımız, trabzanımız 3 tane kutu şeklinde bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Ve en son 3 tane trabzanımı ördüm ve tamamladım. Diğer sıramıza geçmek için 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5 örgümün yönünü çeviriyorum. Bu sıramızı tamamen trabzan olarak örüyoruz ama başını doluyorum. Bir atlıyorum. Bir, iki, üç. İlk kutucuğumu yaptım. Her kutucuk için bir tane zincir çekiyorum. Alttaki trabzanıma batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Alttaki hazır olan trabzanıma örüyorum. Bir zincir. Hemen ilk trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ortadaki trabzanı atlayıp kenardakine batıyorum. Bir zincir, yine trabzanlarımın ya kutucuklarımı yine trabzanlarının üzerine batarak örüyorum. Zaten alt sırada hazırlar. Üç tane trabzanı da ilkiyle sonuna birer tane batıyoruz ve buradan da bir tane yeni kutucuk elde etmiş oluyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Tamamen kutucuklarımı yani kafeslerimi ördüm. Ve 3 sıradan oluşan modelimin zeminini bu şekilde hazırladım. Şimdi son kutumuzu birlikte yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve en son trabzanımın tepesine batıyorum. 1 iki defa aldım. Beyaz rengimle 3. kez alarak kapatıyoruz. Ve beyazımıza da geçiyoruz bu şekilde. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve mavi rengimi buradan artık kesiyorum. Beyazımızla devam edeceğiz. Örgümüzün yönünü çevirelim. Şöyle. Şu kısmı da bir kere alta gizliyorum. Hemen kafesimin bulunduğu yere bir tane trabzanımı örüyorum zincirimin yanında iki tane trabzan oldu tığımın başında oluyorum hemen diğer trabzanımı da örüyorum toplamda üç tane trabzanımı ördüm şimdi kutucuklarımızın içerisine doldurmaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tane bakınız kutucuğumuzu görmekteyiz bir tanesi 3 tane olan kutu kenarlarında ise ikişer kutucuklarımız var Şimdi bunların hepsini doldurarak ilerleyeceğiz öncelikle ikinci sıradan başlıyorum ikinci sıradan daha sonra üst sıraya sonra aşağıya geliyorum tekrar yan tarafa ve en son diğer üste girerek tamamlıyorum iki tane zincir çekiyorum Pıstıklarımızı sarmadan önce ve sonra mutlaka iki zincirimiz var. Lütfen unutmayalım. Tığımın başını doluyorum. İki tane olan kutucuğun alttakine girerek sarmaya başlıyorum. Bir boyutuna göre bölüyoruz. İki defa sarıyorum. Sonra üstteki kutucuğa giriyorum. Bakınız üstteki kutucuğa bir ve iki. Tığımın başını doluyorum. İlk örmüş olduğumuz aşağıdaki kutucuğun içerisine geliyorum ve biraz daha uzatarak şu şekilde boyuna uygun olarak iki defa sarıyorum. İkinciyi ördüm, birinciyi ördüm, aşağıdaki üçüncüden uzunca aldım. Sonra kenardaki iki tane olan trabzanımın altından giriyorum kutucuklarımı. İki de oradan çektim. Son olarak üstteki bölümü de iki defa doluyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 defa bu çekme işlemini yapmış oluyoruz. Hepsini aynı anda ipi şöyle tutuyorum. Tek seferde çekip kapatıyorum. 1, 2 tane zincirimi de çekiyorum. Bakınız şu şekilde ördük. Gayet güzel oldu. 2 zincirimizi ördükten sonra tığımın başında doluyorum. Hemen yandaki ilk trabzanıma gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Kutucuğun içine bir tane trabzan örüyorum. Ve bir de diğer kenardaki trabzanımın üzerine batarak 3 tane trabzanım örüyorum. 3 trabzanla başlamıştık. 2 zincir çekip dolgularımızı çektik. Modelimizi kurduk. Daha sonra 2 tane zincirimizi çekerek ilk trabzan üzerinden ördüm. Kutucuğa girdim ve tekrar ikinci gelen trabzanın üzerine bir tane trabzanımı ördüm. Bu şekilde Bakınız 3 trabzan ördüm. Önümüzde yine kutucuklarımızın olduğu bölümümüz var ve yeniden buradaki işlemimizi tekrar edeceğiz. Şöyle baktığımız zaman bakınız şöyle tutuyorum. Şuradaki kutucukların üzerinde işlemimizi yapıyoruz. Birinci buradan giriyorum. ikinci buradan. Üçüncü, dördüncü ve beşinci şeklinde bu kısımları sırasıyla ile doldurarak ilerliyorum. Ama öncesinde ve sonrasında mutlaka bir, iki tane zincirimiz olacak bakın. Hem öncesinde hem sonrasında. Tığımın başını doluyorum. Önce ikinciden giriyorum. Bir ve iki. Sonra birinci üstteki kutucuğa giriyorum. Şöyle biraz arada kalır gibi oluyor ama önemli değil. Tekrar tığımın başını doluyorum. En aşağıdaki ilk kutucuğa giriyorum. Bir ve iki. 3 defa sardık. Şimdi yandaki kutunun altından alıyorum 2 ve üsttekinden alıyorum 2. Toplamda 5 defa bu işlemimizi yaptık. Çekiyorum tek seferde. Kapatıyorum. 1 ve 2 2 tane zincirimi yeniden çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanın tepesine gelerek batıyorum. Kutu içine bir trabzan, Soldaki trabzan üzerine yeniden bir trabzan örüyorum ve yeniden modelimi kurmak için iki tane zincirimi çekiyorum. Bunu da birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde şuradan işlemi yapıyorum. İki zincirimi çektim. Alttan giriyorum. 1 ve 2. Üsttekini alıyorum. 1 ve 2. Tekrar en aşağıya geçiyorum. Şöyle uzunca çekiyorum. 1 ve 2. Yan tarafa geçiyorum hemen. 1 ve 2. Yanın üstünden girerek alıyorum. 1 ve 2. 5 defa sardım. Şöyle tutuyorum. İpimi alıyorum. Tek seferde kapatıyorum. 1 ve 2 zincirimi çektim. Hemen ilk kutucuğun tepesine girerek batıyorum. 3 trabzanımızın ilkini örüyorum. İkincisini kutu içerisine, üçüncüsünde diğer trabzanıma ve yeniden modelimi kurmak için iki zincirimi çekiyorum ve bu şekilde şöyle görelim. Sıra sonuna kadar örerek ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son iki zincirimi çektim. Trabzanımın üzerine batıyorum. Araya bir tane ve son olarak zincirimin üzerine batıyorum. Bitişte de 3 tane trabzanımı örüyorum. Ben ipi böyle bırakmayalım, 3 zincirimizi çekelim ve yapmış olduğumuz işlemimizi çevirerek şöyle bakalım. Evet, çamlarımızı yerleştirdik. Şöyle arkasına da bakalım. Genel olarak bir bütün halinde görelim. Şöyle, gayet güzel oldu bakınız bir uçtan bir uca kadar mavinin üzerinde çok güzel durdu şimdi ikinci sırasını örmeye başlayalım 3 zincirimiz burada hemen bitirir bitirmez trabzan üzerine örmüştüm şimdi ikinci sırasında yine trabzanımın üzerine trabzanımı ördüm kenardaki 3 trabzanımın hepsini ördüm İkişer zincir çekmiştik bakın sağında ve solunda modelimizin hemen iki zinciri buraya 2 zincir içerisine 2 trabzanımı örüyorum. Toplamda başlangıçta olduğu gibi 5 tane trabzanımız oluyor bakınız. Tıpkı başlangıçtaki sıramız gibi korduk. Bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki toparladığımız yerin hemen kenarındaki 2 zincirimi tığımın başını dolayarak geçiyorum ve yine bakınız buraya da bir tane kutucuğumuzu yaptık yani buradaki mavimizle kurduğumuz ilk sıramızdaki işlemimizi birebir yapıyoruz 5 trabzan bir tane zincir bakınız yine 7 trabzan şimdi başlıyoruz 7 tane trabzanımızı 2 zincir içerisinde 2 trabzanımı örüyorum ortadaki 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 görmenizi istiyorum 2 4 ve 5 hemen diğer tarafa da iki tane trabzanı ördüğüm zaman toplamda 7 tane trabzanım oluyor Bakınız Şuradaki işlemimizin aynısı 7 tane trabzan şimdi kutumuz için bir zincir çekiyorum kutumuzda bu kapadığımız Bakınız aşağıdaki zaten uzun çektiğimiz yerde yine kutumuzun yeri tığımın başında oluyorum Diğer tarafa geçerek iki tane trabzanımı örüyorum. Birer birer soluna da iki trabzanımı örüyorum. 2 zincirlerimizin içerisine ikişer trabzanlarımızı örüyoruz bir tane zincirimi bu toparladığım çamımın tepesi için örüyorum yeni kutucuğumuzu bu şekilde hazırlıyoruz ve iki trabzan ortadaki üç trabzanımız yine kenarına iki trabzan yani şuradaki yaptığımız işlemlerin birebir aynını örerek uç noktaya doğru ilerleyelim 7 trabzan bir kutucuk örerek sıramızı tamamladım en son 5 tane trabzanımız var. Diğer sırada da bakınız diğer e, tarafta da aynı şekilde 5 tane trabzan olarak başlamıştık. 3 tane zincirimizi bu yönde çekelim. Örgümüzün yönünü çevirerek bu sıramızda 3 trabzan 3 kutu şeklinde örelim. Bakınız şuradaki sıramızın tekrarını yapmaktayız. 7'nin üzerindeki 7'mizin tam ortasına 3 trabzan. Buradaki kutucuğun sağına ve soluna birer tane de kutucuk eklediğimiz zaman işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanım oldu. Bir zincirimi çekerek hemen kutumuzun yanındaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer kutumun hemen yanındaki trabzana batıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra bir tane trabzan atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve yanına iki tane daha trabzanımı ekliyorum 3 tane trabzan 3 tane kutumuz bu şekilde oldu bir zincirimi çekiyorum bir trabzan atlayıp sondaki trabzana batıyorum tekrar ikinci kutumuzu oluşturuyoruz bir zincirimi çekiyorum bir atlayıp diğerine batıyorum yan yana 2 tane daha trabzanımı örüyorum 3 tane trabzanı tamamladım bu şekilde sıramızı tamamlayalım 3 tane trabzan yaparak bitirdim 1 2 3 4 5 zincir çekerek bütün sıramızı kafes olarak örüyoruz tığımızın başını dolayalım bir atlayıp hemen diğer trabzanımızı kafese dönüştürelim bir tane zincir çekelim Alttaki trabzanımın üzerine batıyorum. Yine bir zincir trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üç tane trabzanın ilkini ördüm. Bir tane zincir çektim. Ortadakini atlayıp diğer trabzanımı örüyorum. Ve şöyle bakınız. Bütün sıramızı bu şekilde trabzan olarak tamamlayalım. Hemen kutucuğun içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Kutucuğumun üzerine bir tane trabzanlarımı tamamladıktan sonra dolgumuza başlayacağız. Dolgumuza başlamadan 2 tane zincirimi çekiyorum, bitirdikten sonra da 2 tane zincirimi mutlaka çekiyorum. Lütfen unutmayalım. Şimdi 1, 2 şu kısmı çalışacaktık. Önce 1 buraya giriyorum, 2 buraya, 3, 4 ve 5. Ve başlıyorum alttan 1 ve 2. Doluyorum. Üstteki kutucu örüyorum. 1 ve 2. Doluyorum. En aşağıya giriyorum. Şöyle biraz da uzatıyorum. Sonra yan tarafın alttaki kutucuğa, sonra yan üst kutucuğa giriyorum. 5 defa sardım. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 zincirimi hemen örüyorum. İlk kutunun kenarındaki trabzan'a batıyorum. İçeriye bir tane trabzan, diğerine bir trabzanımı örüyorum ve yeniden dolgularımı başlayacağım için iki zincirimi çekiyorum. Bir ve iki. Üstten alıyorum bir ve iki. Aşağıya giriyorum bir ve iki yan tarafa bu dördüncü bu da beşinci dolgumuz çekiyorum kapatıyorum iki tane zincir şöyle görelim bu şekilde sıralamalarımızı yaparak istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam edelim çaplarımızı örerek gereğimizi istediğimiz ölçüye ulaştırdık 1 2 3 4 5 5 tane çamamızı sıra olarak yaptık 5 sıra olarak. 2 sıra mavimizi ve 3 sıra beyazımızı kullandık ve en son beyazımızla tamamlıyoruz. Beyazımızla son olarak çam sıramızı ördük ve alttaki 7 tane trabzan olan bölümü arasına bir zincir çekmeden son sıramı örerek tamamladım. Şimdi buradan araya bir tane zincir çekiyorduk hatırlarsanız hemen şuradaki çamlarımızın bulunduğu yere buraya zincir çekmeden 7 trabzan 7 trabzan olarak ilerleyelim. Son sıra olacağı için altında genişlik istemeyelim çünkü yeni bir model uygulaması yapmayacağız. Dümdüz birebir trabzanlarımızı örelim. Bakın şurada bir tane zincirimizi çekiyorduk. Tam çamımızı kapadığımız yerde diğer uçtan buraya kadar örerek geldim. Zincirimi çekmiyorum. Direkt tığımın tepesini ipimi alıyorum. İki tane trabzanım boşluğa örüyorum. 3 trabzanımın her birini birer birer örüyorum. üçüncü trabzanıma batıyorum aradaki iki tane zincirimi örüyorum bir tane bakınız çamamın olduğu yeri yine zincir çekmeden hemen kenara iki tane trabzanımı örüyorum kenarımız 5 trabzan olarak tamamlıyoruz ikinci trabzanımı ve son trabzanımı Örüyorum ve ipimi bir tane zincirimi çektikten sonra buradan keserek ayırıyorum ve bitiriyorum. Şimdi kenar tığlama işlemimizi çalışmaya başlayalım. Robamızın bulunduğu yeri tamamen mavi ördüğümüz için beyazla kenar uygulaması yapacağız. Sadece roba kısmımızı. Alt kısmını ise mavi rengimizle çalışacağız. Ben bir tane kolumuzu çalışmıştım beyazla. Şimdi şuradan itibaren çalışmaya başlayalım. Roba kısmımızdan itibaren beyazla kenarımızı çevirelim. Aşağı kısma geçmeyelim. Modelimizin bulunduğu yere sadece bakınız bir tane zincir çekerek ayırdığımız yerden itibaren başlayalım. Diğer tarafı yine mavi ile çalışalım. Şuradan alıyorum sadece robamı. Her ikisinin bulunduğu arayı bakınız. Orada minik bir göz var. O gözün içerisine giriyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için. Şöyle girelim ve ön yüzdeyiz bakınız 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum bir tane zincirle robamızın son sırasını tam araya tığımın başını doladım 1 2 2 tane trabzanımı ördüm bir tane de zincirim vardı 3 oldu diğer trabzanıma geçiyorum 1 ve 2 2 tane de diğer trabzanımı ördüm tığımın başını doladım iki tane de diğer trabzanımı ördüm bakın ipimi de arkadan gizledim Tamam başını doluyorum her trabzan sıramıza ikişer tane trabzanımızı örelim yukarıya doğru ilerliyorum en son trabzanımıza kadar ördüm. 2 tane trabzanı tamamladıktan sonra 1, 2 ve 3 çeviriyorum. Lastik örgümü başlatıyorum. Yandan girdim. Bakın şu şekilde trabzanıma yandan girdim. Diğerini ardından giriyorum. Bir sonrakini yine ilk trabzanımı ördüğüm gibi yandan giriyorum. Sonra 3 defa daha çekiyorum. Yandan giriyorum. Bir arkadan, bir yandan örerek ilerleyelim. Şöyle görelim. Son trabzanımıza kadar lastiklerimizi örerek geldim. Burası yeleğimizin sağ yönü ve düğme dikeceğimiz bölüm. Diğer tarafı ilik olarak çalışacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde düğme dikeceğim yeri tamamlıyorum. Yeleğimizin sol tarafındayız. Şimdi sol tarafını yukarıdan aşağıya doğru örelim. Başlangıçtaki iplik trabzanımıza gelerek batıyorum 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum başladığım yere zincirimizle birlikte gerek aşağıdan gerek yukarıdan hiç fark etmez zincirimizle birlikte 3 tane olması gerekiyor sonrasında yine ipimi de alttan gizleyerek her trabzan aralığına ikişer ikişer örüyorum ve 2 yerine batıyorum. 1 ve 2. Diğerine 1 ve 2. Modelimizi uyguladığımız yere kadar ilerliyoruz. 1 ve 2 hemen kontrol etmek istiyorum çünkü modelim de mavili son kaldı bakınız şuradakine de yaptığım zaman hemen bir tane zincir çektiğim modelimi uyguladığım yere geliyorum 1 ve 2 2 defa ördüm 1 2 3 zincirimi çekiyorum burada ne kadar düğme kullanmak istiyorsak o kadar ilik açalım. Eğer tamamında düğme kullanacaksak bir tane yukarıda bir tane de burada olabilir. Sadece e, üst kısımda kullanmak istiyorsanız yine ya iki ya üç tane düğme yeri ayarlayabilirsiniz. İki düğme burasının ölçüsü için ideal olacaktır. Birinci zincirimi çektikten sonra şuradaki görmüş olduğumuz ilk trabzanımı yandan girerek lastiğimi örüyorum. Ve şuradaki ikinci trabzana... Bir tane zincirimi çekiyorum iliğim için tığımı başını doluyorum ve örmüyorum burayı. Bakınız burayı örmüyorum atlıyorum bir zincir yukarıdan çektim bir trabzan aşağıda kaldı. İliğimiz için hazırladık ve sıramı takip ediyorum. Burada yandan almıştım burayı örmediğim için öreceğim trabzanımı ardından girerek örüyorum. Burası iliğimiz için olacak bölümümüz ardından girerek ördüm biraz daha ipimi yarımladım yarımlamak istemiyorum ardından giriyorum ve örüyorum diğerini öreceğim trabzanımı yandan bir sonrasını ardından bir de yukarıda ilik açalım bir tane iliğimizi açtık şurası bizim iliğimiz bakınız iki trabzandan sonraki bir zincir çekip de ördüğümüz, atladığımız bölümün olduğu yer ilik çalışmamız. Lastiklerimizi örerek ilerledim. Yukarıdan 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız kaldı zincirimizde birlikte. Bakın 1, 2, 3 ve buradaki 4. Şimdi ilk önümüzdeki trabzanın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve yine aynı şekilde örerek ilerletiyorum sırada bakınız en son ördüm arkadan örmüştüm bir tane atlıyorum sıradakini yandan örüyorum hiç sıramızı bozmadan ilerliyoruz diğerini ardından ve en son trabzanımın zincirden ördüğüm trabzanımın da tepe noktasına batarak yakamızı tamamlıyoruz ve iliklerimizi de iki tane olarak açtık birer zincirimizde bir tane zincir çekiyorum ve bütün trabzanlarımın arasına birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum araya giriyorum giriyorum iliğimizin olduğu yere de bir yaptım diğerlerine de birer birer çünkü iliğimizin olduğu yeri çok açılmasını istemiyorum tam araya giriyorum bir tane sık iğne araya giriyorum birer sık iğne son noktaya kadar sık iğnelerimi örerek tamamlıyorum. Bakınız araya ileğimin bulunduğu yere de ördüm ve en son ilk trabzanımın tepesine de batıyorum. Yani bu taraftaki son trabzanımız. Bir zincirimi çektikten sonra iki tane iliğimle bu kısmı hazırlamış oluyorum. Düğme ve ilik yerimizi çalıştıktan sonra yakamızda çalışmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. Şuradan giriyorum. Beyazımın trabzanın bulunduğu yerden girerek 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimizi çektikten sonra bağlantı yerimize yandan giriyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından girerek örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir sonraki trabzanımı yandan alıyorum ve örüyorum. Yine ardından sırası ile bir yandan bir ardından alarak bütün trabzanlarımızı örerek yakamızı oluşturalım. Yakamızı bir uçtan diğer uca kadar ördüm. En son uç kısmımıza geldik. Şöyle çevirerek baktığımızda bir tane yine beyaz trabzanımın olduğu yere girerek örüyorum. Zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Yakamızı da tamamlıyoruz. İpimiz içeriye gizleyelim. Şimdi kolumuzun bir tanesini çalışmıştım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde çalışalım. İki sıra olarak ördüm ve kol altından trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 ipimi alta gizliyorum. Yan tarafa geçişimi yapıyorum tamam başını doluyorum yan trabzanıma bir tane örüyorum bakın şöyle aşağıdan yukarıya dönerken olan bölüme bir tane örüyorum bir tane de şu birleşme yerimizin yani artış yerimizin olduğu noktaya örüyorum çok fazla kol altımıza trabzan doldurmayalım şimdiye kadar dört tane trabzanımı ördüm bir zincirimi çektim iki yan taraftakine girdim ve artış yaparak geldiğim yere ördüm Sonrasında her trabzanımıza bir tane örüyoruz. Her trabzanımızı hiç atlamadan kol altına kadar bu şekilde örerek geliyorum. Kolumuzun altından başladık. Birer birer bütün trabzanlarımızı örerek geldim. Yine kolumuzun altının bulunduğu yerdeyim. Hemen artış yerimin devam ettiği yere bir tane trabzanımı örüyorum. Yan olan trabzanıma bir tane giriyorum. Aşağıya geçiyorum. Şuradan ilk trabzanımı örüyorum. Diğerini örüyorum. Hemen yanındaki yeri örüyorum. Ve zincirimizde başladığımız yere şu şekilde şöyle bakın. Giriyorum ve bağlanıyorum. 1 2 3 tane yeni zincirimi çektikten sonra diğer lastik işlerini yaptığım gibi ilk önce yandan girerek örüyorum diğerini ardından girerek örüyorum yandan ve ardından bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek tamamlıyoruz kolumuzu da kolumuzun lastiğini de örerek geldim bir yandan bir ardından aldım en son trabzanımıza varana kadar ördüm zincirle başladığım yerin tam arasına batıyorum ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum bir zincirimi çektikten sonra kolumuzu tamamlıyoruz. Şimdi ipimizi altına daha sonra gizleyelim hemen şöyle alarak bakınız. Beyazımızı da gizledik. Kalanını yine mavi rengimizi alalım ve yeleğimizin ön kısmını örmeye başlayalım. Yan ve alt tığlamalarımıza başlayalım. Bir tane mavi rengimi zincirimi çekerek düğümümü attım ve örgüme başlıyorum. Şuradaki alt sıranın bakınız alttaki beyazlarımızın üst kısmına girerek batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum buraya tığımın başını doluyorum ipimi şöyle alıyorum yanda duran modelimizin ilk sırasında bakınız bir zincirli olan sıramıza 7 trabzan bir zincir olan sıramızın ilk yatay trabzanına iki tane trabzanımı örüyorum sanki yukarıdan devam ediyormuşçasına bakınız bağlantımızı kurduk hiç sıkıntı olmadan her e, yatay trabzanımıza ikişer ikişer örelim aşağıya kadar 1 ve 2. Her sıraya 2 tane yeterli. 1 ve 2. Son trabzanımıza kadar ikişer ikişer örerek geldim. Şimdi alt kısma geçişimizi yapıyoruz. Şuradaki ipimizi de alalım. Buraya iki tane daha trabzanımızı örelim. 1 2 Toplamda dört tane trabzanımız oldu. Tığımın başını doluyorum, hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum ve buradaki trabzanlarımızın tepesine birer birer batarak diğer uca kadar ilerleyelim. Diğer uç kısmından da aynı ikişer ikişer batarak şu noktaya kadar örerek ilerleyelim. Aşağıya trabzanlarımız örerek geldim. Yan kısma ikişer trabzanımız örerek geldim ve en son beyazımızın yanındayız. Alt sıradaki bakınız birinci sıranın yani ilk sıradaki örmüş olduğumuz kısmın üzerine gelerek batıyorum. İpimi alıyorum. Buradan geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer tarafa tekrar batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde ve örgümün yönünü çeviriyorum buraya bağlantımızı kurduk. Tamam başını doluyorum. İlk trabzanımı yandan girerek lastik örmeye başlıyorum. Diğerinin ardından giriyorum. Sırasıyla bir yandan bir ardından örerek bir uçtan diğer uca kadar buradan başlayıp aşağımızı sonra diğer yanımızı örerek bütün kenarlarımızın lastik sırasını tamamlıyoruz ve en son şu noktada yeniden görüşelim. Bitiş noktasına geldim. Beyaz trabzanımın bulunduğu noktadayım. En son mavi trabzanımı ördüm. Beyazımın üst kısmına gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra lastik sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz ipimizi içeriye gizleyelim ben e, diğer tarafa iki tane düğmemi diktim iki düğme üzerinden e, ördüm yeleğimi alt kısmına düğme kullanmak istemedim Evet şimdi ipimi mavi tarafa alarak gizliyorum kalan ipimizi de keserek temizliyoruz ve bütün varsa etrafta kontrol ederek bu şekildeki iplerimizi iç kısma gizleyelim. Sonrasında keselim. Yeleğimsin bütün bölümlerini, kenarlarını, kollarını, yakasını örerek tamamladım. En sonda iki düğmemi dikmiştim. Yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Bir çalışmamızı da bu şekilde sizlerle tamamladık. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.